AS serisi PSL'de Double High Speed Counter Set ve Double High Speed Counter Reset komutları. E, bu komutlar yüksek hızda pulse input e, karşılaştırması yapmaktadır. Bazı durumlarda PSL'nin tarama saykına takılmadan e, bir bit adresi set ya da reset etmeniz istenmektedir. Bu gibi durumlarda yüksek hızlı pulse input say sayışlarınız için e, bir bit adresi set etmek için Double High Speed Counter Set Reset etmek için de double high speed counter reset komutunu kullanmanız gerekir. E, komutun kullanımı için iki farklı network açalım. Örneğin birinci network'ümde set komutum yer alsın. Double high speed counter set komutum olsun. E, komutun kullanım detayları için F1 yardım menüsüne başvuruyorum. E, S1 değişkenim counter numaram. S2 değişkenimde e, set için counter diyelim. E, ben burada high speed counter 202 kullanmıştım. Örneğin counter'un 100 bininci pulse adedinde Y0.0 fiziksel çıkışını set etsin. Bu şekilde bir kullanım PLC programı içerisinde yüksek hızlı pulse e, sayıcılar için en hızlı karşılaştırma komutudur. Çünkü donanımsal karşılaştırmadır. Enkoder pals Sinyali 100 100000'e eşit olduğu anda Y0.0 çıkışını Aktif etmektedir. Programın tarama zamanından ya da Cycle Time'ından kesinlikle Etkilenmez. Bir komutu daha göstereyim. Double High Speed Counter Reset komutu. Bu da High Speed Counter 202 Girişini referans alsın. 100.000'de set ettiği Y0.0 çıkışını 150.000. pais noktasında reset etsin. Komutların kullanımı ile ilgili sınırlamalar mevcuttur. Bunun için PDF'den birkaç örnek göstermek istiyorum. Eee, toplam 4 memorelik bir kullanım alanınız mevcut. Double high speed counter set ve reset komutları 1 memoriedir. High Speed Circular e, Y çıkışı ve Double High Speed Zone Compare komutları da 2 memorilik hafızaya sahiptir. Yani siz PLC programınızda isterseniz 4 farklı Double High Speed Counter Set isterseniz 4 farklı Double High Speed Counter Reset isterseniz bunlardan da ikişer tane kullanarak toplam 4 memorylik hafızayı kullanabilirsiniz. E, bu hafıza kullanımı her bir enkoder grubu içindir. Örneğin high speed counter 202 kullandığınızda ee, 4 memory'lik alan kullandığınızda high speed counter 204 ve diğer grup için farklı bir 4 memory'lik alan daha kullanabilirsiniz. Programa tekrar geri döndüğümde şu an bir memori e, High Speed Counter 202 için kullandım. Bir de bunun Reset için bir memory daha alan kullandım. Yani aslında istersen bir de Zone Compare komutu ya da bunlardan birer tane daha kullanabilirim. Şimdi şöyle yapalım. E, PLC programımı PLC'ye yükleyeyim. counter'ımı resetleyeyim. Ardından M0 ve M1 bitlerini aktif hale getirerek e, high speed counter set ve reset komutlarının kullanımını gözlemleyeyim. Şu an e, fiziksel bağlantıma göre de sürücüme bağlı 600 pi'lik bir enkoderim var. Bu 600 pi'lik enkoderim X0 ve X0 bit girişlerine bağlı. Sürücüme start verdiğimde counter değerim artıyor. 100 bininci pulse noktasında Y0 çıkışım aktif. 150 bininci pulse noktasında Y0.0 çıkışım pasif olması gerekmekte. Bunun için sürücüme run komutuna gönderiyorum. Motorumun dönüş yönü ters olduğu için ilk baş forwards ileri yönde startım vereyim. Şu an enkoderim sayıyor. 10.000, 18.000, 20.000 gibi değerlerim artıyor. 100.000'de set, 150 150.000'de reset şeklinde e, yüksek hızlı karşılaştırma komutlarımı kullanabilmekteyim. Burada bit kullanımını gösterdim. İsterseniz e, double high speed counter set komutunu D çıkışında bir interrupt çalıştırarak da 101. pulse noktası için e, main programımızdan bağımsız interruptta yazacağınız programları da çalıştırabilirsiniz bunu ilerleyen birkaç sonraki videomuzda göstermeye çalışacağız.